Lezzet Avcısı'ndan herkese merhabalar. Birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bugün Şazmet Baş ve Selvi Baş hanımefendinin yanlarına geldik. Kendileri yeni bir işletme açtılar ve su bureyi yapıyorlar. Şimdi kendilerini tanıyacağız. Merhabalar Şazmet Bey. Merhaba. Merhaba hanım. Nasılsınız? Biraz tanıyabilir miyim? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler de iyiyiz. Yeni işletme açtınız. Sağ ol. Su bureyi yapıyorsunuz burada. Gelininizle beraber yapıyorsunuz. Sizi de biraz tanıyabilir miyim efendim? Adım Selvi Baş. İşte annemle beraber yapıyoruz su böreği. Yeni açtık, daha 2 gün oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı bir şekilde devam edeceğiz bakalım. Siparişler alıyorsunuz beraber. Evet. Güzel efendim. Bugün bizlere peynirli su böreği yapacaksınız. Bir tepsi için isterseniz seyircilerimize kullandığımız malzemeleri bir sayalım. Bir tepsi için 5 yumurta kırıyoruz. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Aslında isteyen hamur açmasını bilen herkes yapabilir. Her evde bulunan malzemeler. Hamuru da zaten herkes bu büyüklükte açabilir kolaylıkla. Uzun yıllardır yapıyor musunuz bunu? Ya ben evlendiğimden beri annemden görüyorum zaten. Beraber yapıyoruz. Annem yalnız yapıyor bazen. Annenizden öğrendiniz. Evet. Annemden öğrendim. Ne güzel. Şimdi de bir işletme açtınız ve beraber yapıyorsunuz. Evet inşallah. Tuz. Hayırlı başladık bakalım. İnşallah. Alayım. Evet Şazime teyzeciğim, şimdi yumurtaları kırdın. Yumurtaları kırdım. Hı-hı. Bir kaşık tuz, ya bir yemek kaşığı tuz, hı-hı, bir bardak su döküyorum. Ne kadar un kullanacağız? Karıştırıyorum. Alabildiğine kulak memesi yumuşaklığında, hı-hı, bir kıvamı oluyor. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Evet. Evet. Ve aldığı kadar un kullanacağız. Unumuzun kalitesine göre değişebilir. Onun için yaklaşık miktar vermiyoruz. Her zaman böyle işbirliği içerisindesiniz, evet, dayanışma içerisindesiniz. Evet. Ne güzel. Evet. Gelin kayınvalide değil, anne kız oldunuz artık. Evet. Öyle. Maşallah sizler efendim. Biz 10 yıl beraberdik zaten, şimdi değiliz ama. Ama yine her gün bir aradayız. Ne güzel efendim, maşallah. Allah muhabbetinizi her zaman amin, böyle güzel amin kılsın inşallah. İnşallah, inşallah. Ta. Yeterli mi? Değerli izleyicilerimiz, anneler, yumurtamızı kırdık, tuzunu anneler attık. Anneler evlatlar için fedakarlık yapıyor işte. Tabii ki de her zaman bir anne, evlatlarının her zaman iyiliğini düşünüyor. Evet. Tabii ki. At seni. Atayım mı daha? Evlerinizde yapıyordunuz ve artık bir işletme açalım orada. Evet, aynen. Bayağıdır düşünüyorduk ama cesaret edememiştik. Sağ olsun eşimin de desteğiyle böyle bir işe başladık inşallah. Çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederiz. İnşallah sonu da hayırlı gelir. İnşallah bol kazançlarınız olsun. Amin. İnşallah. Terli mi? At. İyice pratikleşmişsin Şazmet, evet, ablacığım. Teşekkür ederim anam. Tamam Selvi. Tamam. Biriniz açıyor, biriniz tepsiye diziyorsunuz, evet, haşlıyorsunuz. Evet. Çünkü hani tek kişi için biraz zahmetli, hı-hı, bir börek bu. Yardımlaşa olduğu zaman daha kolay, daha pratik oluyor en azından. Doğru efendim. Kaç kişilik peki oluyor bu tepsi? Vallahi bu tepsi yani rahat 25 kişilik olur yani. Dilimlerin büyüklüğüne bağlı. Hı-hı. Siz ne büyüklükte isterseniz o şekilde. Kıymalı peynirli oluyor zaten. İki çeşidi var bunun. Biz genelde kıymalıyı tercih ediyoruz. Peynirli de bu yaz aylarında hafif. Aynen, müşteriler tabii peynirli daha seviyorlar. Kıymalı da seviyorlar. Onların isteklerine göre artık sipariş alıyoruz. İşte yapıyoruz bakalım. Evet Şazime teyzeciğim, hamuru yoğuruyorsun. Evet. Yoğuruyorum. Kendi biraz elini yağlıyor ki hani kolaylık olsun.
Bu da bir püf noktası aynen. efendim sizler için. İçindeki yumurta oranı fazla olduğu için çok ele yapışan bir hamur oluyor. Ufak ufak yağlayacağız aynen. elimizi. Aynen, yağlandığı zaman daha rahat ele oluyor. Ele yapışmıyor. Şanzımet ablacığım, sen kimden öğrenmiştin böyle güzel börekler yapmayı? Ben de kayınvalidemden öğrendim annem. Biz bilmezdik. Bunu kayınvalidemden öğrendim. Alımım varmış. Öğrendim işte. Ne güzel, yıllardır. Evet. Sen de öğretiyorsun, el almışsın kayınvalidenden. Evet. Biraz zorlayıcı bir evet. hamur. Evet. Yoğrulması zor. Zor tabii de makinede yapıyoruz ya biz şimdi bunu. Teşekkür ederiz. Bizler için elinizde yoğuruyorsunuz. Evet, evet. Allah'ım utandırmasın. Hayırlı amin. Müşteriler İnşallah. Versin. Hayırlı bol olsun kazançlarınız Allah. Olsun. Amin. Değerli izleyicilerimiz, normalde Şazımet ablamın ve Selvi ablamın profesyonel bir mutfağı var, atölyesi var, orada yapıyor. Bizler için, sizlere göstermek için buraya çıktık ve kendisi yoğuruyor hamuru normalde. Ben diyor makinede yoğuruyorum demişti. Çünkü fazlaca yoğuruyorlar. Hamurumuz olmaya başladı değil mi? Evet, evet. Dinlendireceğiz mi hamurumuzu? Dinlendiriyoruz. Dinlenince daha güzel açılıyor. Dinlenmiş hamurdan açarım ben sana şimdi. Selva ablacığım, kaç tane çocuğum var? Diğer hayatın nasıl gidiyor? İşten başka? İşte ev hanımıyım normalde. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. Cümlemizin evladını inşallah. Biri liseye gidiyor. Biri de inşallah bu sene başlayacak. İnşallah efendim. Amin. Allah razı olsun. Öyle işte ev hanımıydık şimdiye kadar. Evde yapıyorduk böyle şeyler annemle beraber. Tebrik ediyorum. Gerçekten cesaretinizi toplayıp bir girişimci kadın oldunuz sizler de. Ben bunun altını her zaman çiziyorum. Bir kadın olarak da ikinizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Tabii eşimin de desteğiyle o açtı, o buldu. Sağ olsun. Biz de annemle beraber, annemin yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence de gerçekten de yapıyorsunuz. Herkese de örnek olacak bir İnşallah. Değerdeler sağ olsunlar. Dayanışma içerisindeler, birlik, beraberlik var. Ailecek gerçekten çok evet. tutkunlar birbirlerine. Evet, aynen öyle. Ne güzel bir şey efendim. İnşallah her zaman böyle devam edersiniz. İnşallah. İnşallah. Göz kararı unumuzu tamam. koyduk. 5 yumurta koyduk. Evet. evet. Tuzumuzu koyduk ve yoğurduk. 1 su bardağı kadar da suyumuz vardı. Tamam, bu oldu. Hamurumuz tamam. Evet. Değerli izleyicilerimiz, hamurumuzu açmıştık. 1 saat kadar dinlendirdik ve bezeler ayırdık. Şimdi de ne yapıyoruz? Açıyoruz işte. Haşlamaya hazır ediyoruz. Evet, Şazime teyzem açacak ve Selvi ablam da diğer bezeyi açacak şimdi. Evet Selvi ablacığım, bundan sonrasında sen devam ettirirsin. Evet, annem merdane ile biraz büyütüyor yemek tabağı büyüklüğünde. Daha sonra ben oklavayla tepsiye sığacak şekilde biraz daha genişletiyorum. Evet, şimdi açıyoruz değerli izleyicilerimiz. Gerçekten emek kokan bir börek bence. Hepsinde el emeğiniz var. Zorlu bir yemek. Evet, evet. Evet. Birçok safhadan geçtiği için biraz zorlu. Yani iki kişi yaptığı zaman daha kolay oluyor. Tek kişi için biraz zor biraz bir börek. Zor. Evet. Şazime teyzem, senin nasıl gidiyor? Açıyorsun hamurunu. Açıyorum. Açıyorum işte, haşlamaya hazır ediyorum. Bir tepsi için kaç beze kullanacağız Şazime teyzeciğim? 10. 10 tane. 10 tane. Biz yapmak istesek evlerimizde ne kadar zamanımızı alır bu börek? Bir saatini alır. Yani pratik yaparsan bir saatini alır. Açtıktan sonra haşlama işlemini evet. gerçekleştireceğiz efendim. Tepsinin büyüklüğüne göre, tepsinize daha büyükse daha büyük açarsınız. Hı hı. Hani daha küçükse ona sığacak şekilde o şekilde açıyoruz. Evet, şimdi Şazmet teyzeciğim, hamurumuz hazır. Hazır, haşlamaya geçiyoruz.
ikiye bölüp haşlıyoruz bunu. Bu hamurumuzu ikiye böleceğiz. Evet. Evet ana. Şimdi haşlamaya gidiyoruz efendim hamurumuzu. Efendim biz hamurlarımızın 5 katını haşladık ve şimdi sıra peynirleri atmaya geldi. Ne kadar peynir kullandık? 5 kat olduktan sonra 1 kilodan fazla oluyor. 1 kilodan fazla oluyor bir tepsiye. Peynir işte onu göz kararı böyle dolduracak şekilde, kapatacak şekilde peynir, içine biraz da maydanoz. Şazmi teyzeciğim ne peyniri kullandık? Yani yağlı peynir, yağlı peynir. İnek peyniri, yağlı inek peyniri. Onun lezzeti daha başka. Hı hı. Her peynir börekte güzel olmaz çünkü. Bu peynir daha güzel oluyor. İsteğe göre maydanozlu atabilirler. Evet, evet, evet. Maydanozlu daha güzel oluyor ama seven atar, sevmeyen kullanır. Şazmet teyzem ince ince her tarafına evet koyuyor. Çok narin çalışıyor. Hı hı. Ellerinize sağlık efendim ikinizin de. Evet, yemeğe hazır oldu böreğimiz. Üzerlerine 5 katı daha evet kapatacağız ve biz de fırına göndereceğiz efendim. Böyle kapatacağız değil mi? Evet. Şazmet teyzem. Bir 4 kat daha olduktan sonra bununla beraber 5 tabii. Hı hı. Üzerine sıvı yağını da döküp yumurta falan sürmüyoruz tabii buna. Sadece yağla göndereceğiz. Sadece, sadece yağ sürüyoruz. Tamam, böreğimiz hazırlandı, pişmeye sürüyoruz. Evet, fırına gönderiyoruz. Yaklaşık 40-45 dakikada pişecek dedi Şazmet evet teyze. Ellerinize evet sağlık Şazmet teyzeciğim. Bekleyelim. Ben de çok merak ediyorum tadı nasıl olacak. Değerli izleyicilerimiz, böreğimiz pişti. Evet Selvi ablacığım, yaklaşık olarak ne kadar pişti? Yaklaşık 40-45 dakikada pişiyor zaten. Üzeri kızardığı zaman fırından çıkarıyoruz. Şimdi çıkartacağız. Evet. Şimdi çıkarıyoruz. Bakın pişmiş. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyorlar. Teşekkür ederim. Bu halde. Biraz dinlenmesi lazım tabii. Bu kadar. Ellerinize sağlık. Teşekkür efendim ederim. Sağ olun. Afiyet olsun sağ size olun de. Değerli izleyicilerimiz, bizim böreğimiz pişti ve şimdi sizler için tadına bakacağım. Ellerinize sağlık efendim. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Afiyet olsun. Söyleyin. Gerçekten çıtır çıtır harika olmuş. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Börek de gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık efendim. Değerli izleyicilerimiz, Pirim Mehmet Paşa Çarşısı'nda gerçekten çok nezih ve güzel bir iş yeri açmışlar. Sizler de tercih edip gelebilirsiniz. Böreklerin tadı enfes diyorum. Siz de çıkın çıkın gelin diyorum. Efendim, belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in bugün anısına güzel günlerde kullanmanız dileğiyle ufak bir hediyesi var. İnşallah iyi günlerde kullanırsınız. Teşekkür ederiz başkanımıza. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok selamlarını da getirdik çok efendim. Çok teşekkür ederiz. Siz de selamlarımızı ilet. Baş üstüne efendim. İçin sağ olsunlar. Güzel efendim günlerde kullanın efendim. Sağ olun. İş yerinize de kabul ettiğiniz için ayrıyeten çok teşekkür biz ediyorum teşekkür sizlere. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu lezzeti ederiz tatmak isteyenleri de ayrıca bekleriz. Tabii efendim. Yerimiz burası. Çok teşekkürler efendim. Zaten kendi yediğimiz, yaptığımız bir lezzet. Kendi yemediğimizi zaten burada da yapmıyoruz, yedirmiyoruz da. Güzel bir sloganınız olmuş. Evet. Yemediğimizi yedirmiyoruz zaten. Evet efendim, yemediğimizi yedirmiyoruz diyorlar. Lütfen sizler de gelin ve bu lezzetin tadına bakın. Tekrardan çok teşekkür ediyorum biz efendim. Biz de teşekkür ederiz. Hayırlı ayağınıza müşteriler bekleriz. Amin. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sağ olasın ana. Sağ olun. Efendim, bugünkü Lezzet Avcısı'nın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.